biraz yüksek ağır geliyor. Skorla bayağı bir zorlanıyoruz ama şey sevince hemen bu işin bitince buradaki 8 saat çalışmamı yapınca gidiyorum hemen karateme başlıyorum. Orada da 3-4 saat çalışmamız var. Ben zaten genelde evde de çalışıyorum, parklarda da çalışıyorum. Çünkü başarı bir türlü, başka türlü gelmiyor. Öndeki el. Bu ne insan mideye yumruk? Tuğdan havaşı. Havaşlar tamam. Olur. Hey! Hiperaktif bir insan olduğum için dedim şimdi emekliliğe yakın ben ne yapabilirim? Yani bu ülke gençliği için, ülkem için, kendim için ne yapabilirim dedim. Bir spora gideyim yani hiperaktif olduğum için karateyi seçtim. İyi ki de seçmişim. Yani çok mutluyum yani. 50 yaşından sonra karateye başladım. Şu anki geldiğim durum belki çok hızlı oldu ama iyi oldu yani. Çalışır da insan kendisine inanırsa yapabilir. Yapamayacağı hiçbir şey yok. Denizli'de katıldım. Orada da çok genç insanlarla mücadele yaptım. Yani örneğin bir Avrupa şampiyonumuz vardı hocamız. Yaşları 22-23, en yaşlısı benim zaten. Dedim yani ben de yapabilirim dedim. Orada da bir kupa, madalya, belge aldım yani. Böyle. O da zaten benim karateye iyice bağlanmama sebep oldu. Dedim ki ya ben gençlerle görüşüyorum. Yarın kendi kategorimdeki insanlardan 40-50 kişilerde, yaşlarda olursa dedim başarılı olma şansım çok yüksek dedim. Rabbim de böyle bir şey verdi işte. Yani oluyormuş. Oldu da yani. Üçüncü olmuştum. Ayın 24'ünde Türkiye şampiyonası vardı Adana ilimizde. Orada da Türkiye şampiyonu oldum. Hazar Deniz ülkelerine gittim. Orada 5 oldum. 5. oldum. Yani bundan mutluyum yani. Bu sporu yapmamak için hiçbir sebep yok yani. Yapılabilir. Herkes yapabilir. Karate ne kadar da dövüş sporu böyle vurdulu kurdulu dese hiçbir alakası yok ondan. Gayet insan kendisini daha iyi tutabiliyor. Dövüşmüyor kimsenin. Niye? Ya zaten sen bugün bir sporcusun. Bir kimliğin var. Hanımın biraz bana kıyamadığından ya 50 yaşından sonra bir yerini kırarlar dedi. İşte bir yerin ağrır, sızlar. Hedefim şimdi daha yukarısı. Uluslararası'nda bir derece alabilmek. Kendilerine güvensinler ve gelsinler herhangi bir spora kaydolsunlar spor okullarımıza. Kendilerine inansınlar. Emin olun ki çok büyük başarılara imza atarlar. Ben 55 yaşında bu sporu yapabiliyorsam siz fevkalade yapabilirsiniz. Ay! Ve İsmet abimiz 50 yaşından sonra bu branşı seçmiş birisi. İlkinde Türkiye üçüncüsü oldu. Arkasından da Hazar ülkelerine gitti. Aslında çok gitmek istemedi ama biraz bizim zorluğumuzla Hazar ülkelerine gitti ve milliliğini orada aldı. 24 Eylül ayında yapılan, Adana ilinde yapılan Türkiye şampiyonasında 65 kilogramda Türkiye şampiyonu oldu. Genç bir antrenör olarak enerjisine yetişemiyoruz. Lakabını bile koyduk. 25 yaşında genç delikanlı diyoruz biz ona. Bu ayrıca kendisinin gençlere çok büyük örnek. 50 yaşından sonra karate gibi branşı, ağır olan bir branşı rahatlıkla yapabiliyorsa karatenin her yaş grubunun yapabileceğini herkese gösteriyor.